Efendim şu anda Amerika'da iş insanımız Mine Anlar'la beraberiz. Mine Hanım az önce paneli izledim. Çok güzel sohbetleriniz oldu. Amerika'daki bayanlar için neler söylemek istersiniz? Tavsiyeleriniz nelerdir? Amerika'da Türk-Amerikalı hanımlarımızın, öncelikle girişimcilerimizin, biz burada girişimcilerimizin daha başarılı olabilmeleri için bu faaliyetleri düzenliyoruz. Umuyoruz ki bize ulaşırlar. Sıkıştıkları noktalarda her zaman destek olmak için buradayız. Tavsiyeler, mutlaka hayallerinin peşinden koşsunlar. Başarı sadece bir adım ötede, buna inansınlar. Pes etmesinler. Pes etmesinler. İnandıkları müddetçe her şey onlarla olacaktır. İyi niyetli, doğru ve dürüst oldukları müddetçe dünyanın her yerinde iş yapıp, girişimci olup, yatırımcı olup para kazanabilecekleri, tek başlarında ayakta durabilecekleri ne inanıyorum. Ben kendi adıma öyle yapabildim ve herkesin yapabileceğini düşünüyorum. Eğer bizler yapıyorsak bütün hanımlarımız yapabilir ve eğitim çok önemli. Genç kızlarımızın ve hanımlarımızın eğitimi, üniversite eğitimleri, üniversiteden sonra tek başlarına kimselere güvenmeden ayakları üstünde durabilecekleri platformlarla, işlerle kendilerini geliştirmeleri. Ev hanımı dahi olsalar ki ev hanımlığı en büyük, en zor işlerden bir tanesi, çocuk yetiştirmek, evde hizmet etmek, beceri işi. Ev hanımı dahi olsalar bütün bunları yaparken zaten bizim Türk hanımlarımız çok beceriklidir. Mutlaka yanı sıra bir el uğraşı, beceri, bir sanat gibi faaliyetlerinde bulunuyorlar ve her zaman da hayatlarında bir hobileri olsun. Her zaman hayallerinin peşinden koşsunlar. Bütün hanım, daha doğrusu bütün girişimcilere tavsiyem bu yönde. Evet. Türkiye'den gelmek isteyenlere ne tavsiye edersiniz? Hazırlanıp da mı gelsinler, yoksa plan yapıp da hemen anında mı gelsinler? Öyle çok karşılaşıyoruz burada. Ben ekonomist kafalıyım biraz. Ben feasible, yani ayakları yere basan planlarla yola çıkmalarını tavsiye ediyorum. Burada mutlaka bir tanıdıkları olsun. Bavulumu aldım yola çıktım demesinler. Hiçbirimiz böyle yapmadık. Bütün bunlar işte tehlikeli ve riskli. Çünkü hiç bilmediğin bir ülkede, hiç bilmediğin bir ortama katıldığında iş nereye gider kestiremeyebilirsin. Bir bayan olarak, hele dünyanın her yerinde hala bayanların üstünde belli baskılar var malumumuz. Onun için benim tavsiyem, bizim gibi kurumlara, kuruluşlara ulaşsınlar. MÜSİAD var, MÜSİAD'ın dışında da daha pek çok kurum kuruluş var burada, dernekler. Hanımlarımıza, öğrencilerimize, Türk girişimcilerimize, Türkiye'den buraya gelip iş kurmak isteyenlere, okumak, hayat kurmak isteyenlere, hepimiz burada destek olmak için buradayız. Sorularını, meraklarını her zaman yazıyla, telefonla merkezlerimize iletip karşılıklarını alacaklardır.